Adem Hoca'dan herkese saygılar. KPSS ve TYT'ye hazırlanan tüm arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Bu dersimizde ses bilgisinden konu anlatmaya devam ediyoruz ve çıkmış soruları beraber çözüyoruz. İlk videomuzda ses bilgisiyle alakalı 6 tane konu işlemiştik. Önsüz benzeşmesi, önsüz yumuşaması, önsüz türemesi, ünsüz düşmesi ve önlü türemesi ve önlü düşmesi 6 konumuzu işlemiştik. Bu videomuzda ve dersimizde ünlü daralması, ulama, dudak ünsüzlerinin benzeşmesi, kaynaştırma ünsüzleri, büyük ve küçük ünlü uyumuna işliyoruz ve bununla alakalı çıkmış 8 tane soruyu çözmeyi düşünüyorum sevgili gençler. Hemen ses bilgisinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ünlü daralması çok önemli. Sınavlarda muhakkak karşımıza geliyor ünlü daralması. Kolay ama birkaç önemli özelliği var. Ünlü daralması, Türkçe'de geniş ünlü dediğimiz AE ile biten bir sözcük yor ekini aldığı zaman bu geniş ünlü I, I, U, Ü'ye çevirerek daraltılır. Ünlü daralması. Burada daha iyi anlaşılması için şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bir kelime A ve E düz ünlüsüyle bitiyor. Sonra yor ekini alıyorsa A, E niye dönüşürmüş? I, I, U, Ü'ye dönüşür. Tamam bakın maddemiz bu. A, E'den sonra yoru iki gelirse AE E neye daralır? I, I, U, Ü olur. Hemen örneklerimize bakalım. Bilmeyor. Kelimemiz arkadaşlar bilmektir. Bilme. Bakın ünlüyle bitmiş. Zaten konumuz ne? Ünlü daralması. Yani yor ekinden önceki kelime yani fiil ne ile bitmesi lazım? AE ünlüsüyle bitmesi gerekiyor bilmiyor demeyiz, bilmiyor deriz. İstemek bakın, fiilimiz neyle bitmiş? İstemek, e sesiyle bitmiş. Yor eki geldiği zaman istiyor olmuş. İşte e ünlüsünü iyiye ne yaptım? Daralttım. İzliyor, sızlıyor, suçlayor, gözlüyor, durmuyor demeyiz. Ne kadar söylenmesi zor, kulağa da hoş gelmiyor. Biz ne yaparız işte? Bu dar ünlüleri daha ee, bir şekilde genişletmiş, daraltmış oluruz. Tamam arkadaşlar. İzleyor, sızlamak sızlıyor deriz ve geçiyoruz. Bakın burada 2013 KPSS'de çıkmış bir soru. Yukarıdaki şiirde parçada hangi ses olayı vardır diye soru vardı. Baktığımız zaman ne diyor? Ya ben bulutları anlamıyorum. Bakın gör eki var. Yordan önceki kelimiz bakın anla Bakın ma olumsuzluk eki genelde daralır. Kelimemiz normalde anlamaktır. Ama burada olumsuz eki ma gelmiş. Yani ma anlamıyorum demeyiz. Anlamıyorum deriz. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar olumsuz ekeklerinde genelde daram olur. Durma. Buradaki ma nedir? Olumsuz ekidir. Tamam. Bakın yine çıkmış bir soru. Etkiliyor kelimesi. E, yor ekini kaldırdığımız zaman kelime neyle bitiyor? Etkilemek. Bakın buradaki l yapım ekidir. Etmekten etki, etkiden etkilemek. Yani kelimenin son harfine, hecesine, ekine bakıyoruz. Etkiliyor değil, etkiliyor olur. Burada bir ünlü daralması var diyor ve geçiyorum. Şimdi burada sevgili arkadaşlar en büyük hatamız şu. Her yor ekine alan fiil ünlü daralması olarak karşımıza çıkmaz. Bakın biliyor, duruyor, geçiyor, bakıyor. Genelde sınavlarda bu çıkar. Öğrencilerimizin çoğu bakıyor, gördüğü zaman ne der? Hocam burada ünlü daralması var. Yok. Neden yok? Çünkü kelime ünsüzle bitmiş. Yoru kaldıralım. Kelime neyle bitmiş? Bak. Geç, dur, bil, at, yan, sez, vurmak. Buradaki arkadaşlar ı'lar, u'lar yardımcı ses diyoruz buna. Tamam? Neymiş buna? Yardımcı ündüler. Yardımcı ses deyince işte buna biz diyoruz. Yani bilmek kelimemiz kökü bil, ekimiz yor. Yine yardımcı ses kelimemiz dur, ekimiz yor, u ne yardımcı ses. Tamam. Yani ben şöyle dersem bakın bakmıyor. Burada bir ünlü daralması var. Neden? Çünkü kelimemiz k ile değil. Bak ma. ma olumsuzluk eki. Yani ünlüyle bitmiş. Burada bir ünlü daralması var. Tamam mı? Mesela şöyle dersem ne olur? Hemen bakalım. Çözüyor fiilinde ünlü daralması var mı arkadaşlar? Bakalım yoru kaldıralım kelimemiz neyle bitmiş? çözmek. Z ile bitmiş. Ü ne? Yardımcı ses. Burada bir ünlü daralması yok. Ama şöyle dersem çözmüyor. Burada bir ünlü daralması var. Çünkü nedir? çözme neticede olumsuz yeki ve e ile bitmiş. Tamam. Bu önemli karşımıza muhakkak çıkacak. Başka önemli madde bakın o da şu. Arkadaşlar Ünlü daralması genelde yor ekiyle yapılıyor dedik değil mi? Ama Türkçe'de üç kelime var ki yor ekiyle yapılmaz Y kaynaştırma harfiyle de ünlü daralması olur. Bakın, şimdi yiyecek kelimesinin kökü ne? Yemektir. Ekimiz ne? Ecek. Buradaki y'e ne? Kaynaştırma harfi. İşte yiyecek kelimesinin kökü yemektir. E y'e kaynaştırma harfi alınca y'e iye dönüşmüş. Yani burada bir ünlü daralması var. Bakın sınavlarda çıktığı zaman tesküşü köşe yatabilir. Dikkat edelim. Yiyin kelimesinde ses olayı var. Ünlü daralması var. Yani yemek fiili y ye kaynaştırma harfini anca yumuşamış. Diyecek kelimesi. Özellikle şu diye kelimesi. Bakın diye kelimesinin köküne Demek. Ne gelmiş? Yor değil de y kaynaştırma harfi gelmiş. Bundan dolayı diye de ünlü daralması var. Aynı şekilde niye kelimesinde de ünlü daralması var. Yeri gelmişken D kelimesi üzerine birazcık durmak istiyorum. Konumuz ile de alakalı. Bakın D kelimesinde bir E sesi burada nedir? Zarf fiildir. Fiil insanın asya var ya buradaki E. Sınavlarda çıkar genelde gözden kaçar. Hem bu fiilimsidir. Bir de ne var burada? ünlü daralması var. Buna dikkat edelim. Sınavlarda karşımıza çıkabilir. Tamam. Geçtim. Bu 3 istisna kelimeye dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bir de ünlü daralmasında yazım kurallarında karşımıza çıkan çok önemli bir özellik var. Şimdi ağlayacak burada yazımı doğrudur. Çünkü ağlamak, y var, ecek var. Burada herhangi bir ses olayı da yok. Ağlayacak dersem ünlü daralması yaptım. Arkadaşlar ünlü daralması yor sesinde olur. Tamam mı? İkincisi de Y kaynaştırma harfinde daralma sadece 3 kelimede olurdu. Onu da bahsetmiştik. D, N ve yemek kelimesini. Ağlayacak. Gör. Bu yanlış yazılmış. Görmeyecek. Hatırlayacak. Hepsinin yazımı yanlış. Neden? Gereksiz ünlü daralması yapılmış. Yani ağlayacak, görmeyecek, hatırlayacak telaffuzu zor değil ki. Ben ünlü daralması ne zaman yaparım? İşte terliyor, ağlıyor, gelmiyor, Özleyor gibi söylenişi telaffuzu zor olan yerlerde yaparım. Burada yaparsam yazım yanlış olmuş olur. Tamam. Yani e, burada gereksiz ünlü daralması olmuş. Ağlayacak. Yanlış. Görmeyecek. Yanlış. Hatırlayacak. Yanlış. Hatta şöyle bir soru hatırlıyorum ben. Değişmeyen demiş üniversite sınavında. Değişmeyen. Yazım yanlış. Yanlış. Değişmeyen diyeceksin. Tamam mı? Y kaynaştırma harfiyle ünlü daralması demek yemek ve ne kelimeleri olur. Başka hiçbir kelime de olmaz diyor ve geçiyorum arkadaşlar. Diğer maddemiz ulama. Öğrencilerimizin genelde yaptığı banko soru. Kolay bir soru. Neydi bu? Hatırlayalım. Sözcüklerin sonundaki ünsüzlerin bir sonraki sözcüğün başındaki ünüyle birleştiği zaman ne yapılır? Bağlayarak okuruz. Biz bunu ulanarak diyoruz değil mi? Baktığımız zaman şöyle bir ekmek aldım. Cüneyt Arkın akılda tutmak için bir kelime ünsüzle bitiyor. Diğer kelime ünlüyle başlıyorsa ne yaparım ben bunu birleştirerek okurum. Zaten istemesen de dilin bunu yapıyor. Bir rekme kaldım. Cüneyt Arkın deriz. Nasıl baktığımız zaman hep bülbül öterdi bağımızda, bahçemizde. Ilık bir sonbahar akşamı akşamında yüreği maşkınla doldu bir hayal için sürdüm, at, sürdüm atımı ufuklara. Tamam, ulama bu. Ünsüzle başlayan bir kelime, önlüyle başlayan bir ek geldiği zaman beraber bağlanarak, ulanarak okunur. Tamam. Burada neyi bilmemiz lazım? Noktalama işaretleri ulamayı bozar. Yani polis, arabaları, gençlik, insan. Burada ulama var diyemeyiz diyor ve hemen geçiyorum. Evet, dudak ünsüzlerinin benzeşmesi konusu var. Üniversite sınavında birkaç tane soru geldi karşımıza çıkabilir. Nedir bu? E, dudak ünsüzlerinden B kendinden önceki N'yi M'ye dönüştürür. Hemen örnek: Saklanbaç, yani N sesinden sonra B sesi varsa N M'ye dönüştürür B sesi. Yani dediğimiz buna Saklanbaç. Dolanbaç, N'den sonra B gelirse N M olur. Dolanbaç tembel diye yazarsam yazım yanlış olur. Ne yapmam lazım? Tembel deyip ve öyle yazmam lazım. Pembe değil pembe olacak. Kanbur değil kambur. Canbaz. Bakın N'den sonra B gelirse N, M'ye dönüşür. Tamam canbaz. Anlaşıldı mı bu? Bu çok önemli. Hatta bununla alakalı sanırım gelen soru şu şekildeydi. Tonbul. Nedir bu? Yazımı yanlış. N'den sonra B gelirse ne m olur ne demem gerekiyor tombul not arkadaşlar özel adlarda ve bileşik sözcüklerde yukarıdaki kural geçersiz yapamazsın yaparsan yazım yanlış olur İstanbul ve Safranbolu özel ad olduklarından dolayı tamam mı m'den sonra b gelmiş neyi ne yapmam lazım m yapmam lazım ama bakın olmuyor yazamazsın böyle yazım yanlış olur İstanbul, Safran deriz ve yazar. Ama söylerken tabi İstanbul, Safran söyleyebilirsin ama yazarken bu şekilde yapamazsın. Onbaşı, binbaşı, sonbahar, külhanbeyi, bey, gün, batımı gibi sözcükler hepsi nedir? Birleşik sözcük yani iki kelimeden oluşan sözcükler olduğundan dolayı burada da yazarken binbaşını binbaşı diye yazamazsın. Yazdığın yazım yanlış olur. Gün batımı, külhambeyi, onbaşı diye yazamayız. Özel ad ve bileşik sözcüklerde bu dudak ünsüzlerin değişimi meselesi iptal diyoruz. Evet kaynaştırma ünsüzleri çok önemli arkadaşlar. Çok ama çok önemli. 2017'de çok güzel bir soru gelmişti. Bunu da şimdi üzerinde duracağız. Şimdi arkadaşlar kaynaştırma ünsüzü biliyorsunuz yaşasın harfleri. Sebebine Türkçe'de iki ünlü yan yana bulunmaz. Bundan dolayı bir kelime ünlüyle bittiği zaman, ünlüyle başlayan bir eki aldığı zaman bunları arkadaşlar muhakkak getirmemiz gerekiyor. İşte mağaza, kök, ünlüyle bitmiş. E a diye bir sesimiz var bizim. Mağaza a demeyiz. Ne de mağaza ya. Yani ne de buradaki y. İki ünlü arasında gelmiş bir ek. Annesi se kedinin. Kelimemiz kedi. in eki bakın bir başka ek. Türkçe'de ın, in, un, ün, ne, ne. E kaynaştırma harfi çantayı çanta ünlüyle bitmiş. Ünlü harfimiz ı, y kaynaştırma harfi. Yedi şer, kapının koluna onun evine. bakın onun buradaki o kök, ın ekimiz n kaynaştırma harfi. Onun evi bitmiş kelime, e başka bir ekimiz n kaynaştırma harfi. Tamam mı? İki ünlü arasında gelen yaşasın harfleri. Şimdi burada Neye dikkat etmemiz lazım sevgili arkadaşlar? Bir, bazı sözcüklerde kaynaştırma ünsüzü yok. Sebebi, bakın beşer kelimesindeki şey kelimenin kökü. Beş er. Altmış kelimenin kökü. Yani kelimenin kökünde kaynaştırma ünsüzü aram. Not alalım. Bir kelimenin kökünde kaynaştırma harfleri aranmaz. Tamam mı? Buradan anlaşılmıştır. Beşer altışar. Er. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Genelde bakın bunu Sorduğum zaman öğrencilerimizin çoğu yanlış yapıyor. Bakın senin evine baktığımız zaman kelimenin kökü ne? Sen. Buradaki neye kaynaştırma harfi olur mu? Olamaz. Senindeki in ne? Tamlayan eki. Senin evindeki in eki ne? Bu da tamlanan eki. Yani senin evine de bakın baktığın zaman şuradaki ne? özellikle evindeki ne kaynaştırma harfi gibi geliyor. Bakın burada i var, burada e var. İki ünlü arasında ne kaynaştırma harfi ama değil. Sebebi neymiş? Senin evin. Buradaki in eki tamlanan eki. Senin evin, senin saçın. Bundan dolayı buradaki ne iki ünlü arasında değil. Bu bir ayrı bir ek. Bundan dolayı burada kaynaştırma harfi yok. Tamam mı? Ama aynı kelimeye bakalım yukarıda onun evine. Şimdi onun da kelimenin kökü ne? o ikimiz ne un ne ne kaynaşır mafi. Onun evi tamlanan iki iyi sesi. Bakın burada bitmiş artık. Olay bitmiş. Onun evi bitti. Burada senin evi olmaz ki senin evin. Burada olay bitiyor. Tamam mı? Bundan dolayı buradaki ne ortada kalmış ekstradan bir ses. Diğer iki ünlü arasında gelmiş. Buradaki ne kaynaştırma harfiyken aşağıdaki ne kaynaştırma harfi olamaz. Bu iyilik tamlanan bu kaynaştırma harfi. Tamam? Aynı şekilde senin koluna sınavda çıksa çoğu öğrencimiz buna kaynaştırma harfi diyerek hata yapabilir. Sen kelimenin kökü, in tamlayan eki, senin kolundaki u'n nedir? Tamlanan ekidir. A hal eki, ne burada bir kaynaştırma harfi diyemeyiz. Tamam arkadaşlar. Şimdi burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Kaynaştırma harfleri bu. Sıkıntı yok. Şimdi burada şöyle bir notumuz var ki bu not özellikle yazdım. Çünkü 2017 LYS'de bakın bu farklı şekilde geldi. Nedir? Kelimemizin kökü araba. Bizim idi diye neyimiz var? Ekelemimiz var. Araba idi. Eğer bu idiyi bitişik yazacağımız zaman i'yi kaldırırız. Yerine ne getiririz? Y kaynaşımı harfini getiririz. Değil mi? Arabaydı deriz. Tamam mı? Bunda var mı? Sıkıntı yok. İşte bakın ÖSYM en son 2017 LYS'de buradaki Y'yi kaynaştırma harfi değil de ne olarak kabul etmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Ünsüz türemesi olarak kabul etmiş. Ondan dolayı hatta soru şöyleydi. Biraz sonra da izah edeceğim. Biriydi. Bakın normalde biz ne dedi burada? Bir ses olayı yok. Olsa olsa ne var burada? Kardeşim Y kaynaştırma harfi deriz. Hiçbirimizin aklında buradaki Y'nin aynı zamanda ünsüz türemesi olduğu aklına gelmeyebilir. Tamam? Tekrar ediyorum. Y harfi yani kaynaştırma ünsüzü bazen idi burada ise idi imiş ise de bitişik yazıldığı zaman buradaki i kalkar yerine y ye gelir. Bunu ÖSYM e ünsüz türemesi de kabul edebilir. İşte tatildeydi. Normalde nedir bu? Tatilde idi. Nerede i? Düşmüş. Onun yerine ne gelmiş? Y'ye gelmiş. Bu y kaynaştırma harfidir. Sıkıntı yok. Ama soruya göre de ne diyeceğiz? Ünsüz türemesi derim. Tamam mı arkadaşlar? Çıkan soruyu zaten biraz sonra sizlerle paylaşmış olacağım diyor. Ve devam ediyorum. Sevgili gençler, büyükün duyumu ve küçük duyumu ile alakalı sınavlarda soru gelmiyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani e, ama gelebilir, yazılarda karşımıza çıkar diye burada kısaca hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz 8 tane ünlü harfimiz var. Büyük ünlü ünlü şu. Bir dilimizdeki bir sözcüğün ilk hecesinde yani kalın ünlü dediğimiz A-I-O-U varsa gelen hecelerde kalın olması lazım. İncesi ince olması lazım. Bunu şöyle kısaca ben şu şekilde şema yaptım. Bununla not alabilirsiniz. Bir bir kelimenin ilk hecesinde A-I-O-U varsa ikinci ve diğer hecelerde ne olması lazım? A-I-O-U olacak. Ya da İkinci maddemiz. Bir kelimenin ilkecesinde ince ünlü dediğimiz e, i, ö, ü varsa diğerlerinde ne olması lazım? e, i, ö, ü olması lazım. Yani biz buna kalınlık-incelik uyumu büyük ünlü uyumu eşittir. Kalınlık-incelik. Kalınsa kalın, inceyse ince. Baktığımız zaman incelik kelimesine ilk heceden ne var? in i, sonra ne gelmiş? E gelmiş, sonra i gelmiş. Hepsi ince. Büyük ünlü uyumuna uyar karşılıklı. ...ilk hecemizde A var. Diğer hecelerde de ı ı var. Yani kalına kalın. ince inse. Uyumuş. Tiyatro kelimesi. Bir defa şunu söyleyeyim. Bir arkadaşlar isteyen not alabilir. Yabancı sözcüklerde ünlü uyumu aranmaz. Bu bir. İkincisi de zaten ünlü uyumuna da uymamış. Bakın. İ'den sonra A gelmiş. Bakalım İ var. İ'den sonra A var mı? Yok. Demek ki bakın kural geçersiz. İ var. E var. Çok güzel. İ'den sonra E gelir. İ'den sonra E gelir. Ama E'den sonra A gelmez. Bakın E'den sonra A yok. Bundan dolayı da bu ikisi de uyumaz diyorum. Hemen şöyle bir örnekle hatırlayalım. Şu cümlede kaç tane büyük ünlü uymayan sözcük var desek. Baktığımız zaman meydanda E'den sonra A var mı? E'den sonra şurayı ilk hece düşünelim. Şu diğer heceleri düşünelim. E'den sonra A yok. Şu uymuyor. Telefon E'den sonra E var. Evet. Ama E'den sonra O yok. Bu da uymuyor. Kulübesi U'dan sonra U'dan sonra Ü olmadığından bu da uymuyor. Yor iki genelde küçükün duyumuna ya da büyük büyükün duyumuna uymaz. Bakalım Ö'den sonra E gelmiş. Doğru. Sonra O gelmiş. Bakın İ'den sonra O var mı? İ'den sonra O yok. Bu da uymuyor. Ama yine bakın arıyordu uymuş. A'dan sonra ı, ı'dan sonra ı'dan sonra o, u gelmiş. Yani burada 1, 2, 3, 4. Dört kelime büyükün uyumuna uyumamış diyoruz. Geçtim. Küçükün uyumu çok önemli. Genelde öğrencilerimiz karıştırıyor. Sizden isteğim sadece şunu bir yere not edin yeterli. Bakın birinci maddemiz şu. Bir. O da şu bir kelimenin ilk hecesinde a, e, i, i varsa biz bunlara arkadaşlar düz ünlü diyoruz. Tekrar a, e, i, i gelecek. Tamam mı? Birinci maddemiz şu. a, e, i, i eşittir. a, e, i, i. Geçtik. İkinci maddemiz bir kelimenin ilk hecesinde o, ö, u, ü varsa ya a, e ya da u, ü gelmesi lazım. Tamam mı? Bunu uzun uzun tanıma bakıp not etmeye gerek yok. Şunu bir kenara anlatayım. Not edin. Matematik gibi bunu bildikten sonra sıkıntı yok. Tamam mı? Şimdi bakalım. Karanlık. Küçükün uyumunda şöyle bir özellik var. Her heceyi kendi içinde değerlendireceksin. Tamam mı? Yani sırayla geçeceğiz. A'dan sonra A gelmiş. Bakalım. A'dan sonra A. A'dan sonra I. A'dan sonra I. Evet. Bu uymuş. Uyar. Yorucu. Bakıyorum O nerede? O burada. O'dan sonra U var mı? Bakın. ha O'dan sonra U var. Devam ediyorum. Bak bitmedi. U'dan sonra U var mı? U'dan sonra U var. Bu da Uymuş. Güzel. Bakalım başvuru kelimesi. A'dan sonra U var mı? A'dan sonra U yok. Direkt eledik. Tamam. Galoş. A'dan sonra O var Zaten şuna dikkat edin. Türkçe'de O sesi küçük bir duyumunda hiçbir zaman ikinci hecede yok. Gördünüz mü? Bakın. İkinci hecede hiçbir zaman o yok. Ondan dolayı bunu direkt eliyorum. Tamam. Baktığım zaman yukarıdaki parçada kaç tane küçük ünlü uyumayan sözcük var? Hemen bakalım birlikte. Alay uyuyor. Bunda sıkıntı yok. Çemberi taş. E'den sonra E. E'den sonra E. Sonra i gelmiş. İ'den sonra A. Bu da uymuş. Sultan Ahmet U A bakalım. U var. A var. Sonra A'ya döndüm. Bakın tekrar A'dan sonra A var. A'dan sonra E var. Bakın bu da uymuş. Sirkeci İ'den sonra ne bakıyorum? İ'den sonra E var. Evet bu da uymuş. Taksim A'dan sonra İ var mı? Var uymuş. Yürüyor bakalım. Ha ne demiştik arkadaşlar? O yor. Yani o sesi hiçbir zaman büyük ya da küçük ünlü, özellikle küçük ünlü uymaz bakın. Direkt yoru gördüm elyelim. Her tarafa coşkun alkışlarla karşılanıyordu. Bakın yor var. Bu da uymuyor. Yani burada iki tane kelime küçük ünlüğümün uymamış. Lütfen şunu bir kenara not tutmanızı öneriyor. Ve hemen arkadaşlar çıkan sorulara bakalım. Şimdi bunu ilk videomuzda çözmüştüm. Şöyle sırayla gidelim. Hangisi yoktur diyor. 2016 LSE'de çıkmış soru. Koca şehrin şehirden iyi düşmüş değil mi? Ünlü düşmesi var. Üstünde ip kopmuş bir uçurtmayım rüzgarlara kayıyor göğüsüm göğüs. Yine ne var? Ündü düşmesi var. Sarsılar sarsılar koca şehrin Şehrin ünlü düşmesi var. Bakın üç tane oldu. Devam ediyorum. Üst ip kopmuş bir uçurtmayım ki uçurtmuştu. Bakın şeyden sonra T gelmiş değil mi? Serte set. Nedir bu? Ünsüz benzeşmesi. Çocukluk. K sesi U'yu görünce yumuşamış önsüz yumuşaması var. Ulama var mı? Şehrin üstünde ulama var ama ünlü daralması yok. Bakın burada yor var ama önsüz bitmiş. Bakın çıkan soru geçinlik dikkat. Kayıyor. Her yor eki olan ünlü daralması yok deyince da bakın yoru kaldıralım kelime neyle bitmiş? Kaymak. Y ile bitmiş. I ne? Biz buna yardımcı sesliyoruz. Bundan dolayı cevap E şıkkı. Şimdi bakın ikinci soru çok önemli. Evet. Şimdi cevap ünsüz benzeşmesi. Ünsüz benzeşmesi yok. Ama dikkat edin. Ünsüz türemesi demiş. Biz Türkçe'de ünsüz türemesi deyince aklımıza ne geliyor? Yani reddetmek, hissetmek değil mi? Affetmek. Yani halletmek. Zannetmek. Sırrımı, hakkımı değil mi? Hazlı gibi kelimeler. Ünsüz türemesi. Ama bakın böyle bir kelime yok. Bakın ünsüz türemesi burada nerede var? Biriydi. Gördünüz mü? Biraz önce anlattığım videoda biriydi. Yani e, biri ünlü idi düşmüş. Buradaki y nedir? Kaynaştırma harfidir. Ama ÖSYM bunu ne kabul etmiş? Önsüz süremesi kabul etmiş. Ölü düşmesi nerede var? İşte fikrimce, fikirden fikrimce var. Yine oğlan, oğuldan oğlan. Önlü düşmesi var yani. Önlü daralması nerede var? Bakın sevmiyor. Sevme yor. Bakın m olumsuz ki genelde yumuş, daralma olur. Bu da var. Yumuşama zaten nerede var? Sevdik sevdiğin var. Cevap arkadaşlar ünsüz benzeşmesi yok. Ama burada özellikle ünsüz söylemesini vurgulamak istedim. Evet. 2017'de çıkmış güzel bir sorumuz. Bakalım hangisi yoktur diyor. Öğretmen olmanın o küçücük, küçük, küçücük. Ne var burada? Ünsüz düşmesi var. Ayı eletik. Çocukların hayatlarına dokunmanın beniliğinde, benilik, beniliği ne var burada? Ünsüz, yumuşaması var. Ünsüz, değişmesi var. Ama şıkrada da böyle bir şey yok. Devam ediyorum. İlerledikçe bakın, çok güzel. İleriden ilerlemek. Bir de var burada önlü düşmesi var. İleri, ilerlemek. Bir de ne var? K'den sonra Ç gelmiş. Serte sert. Bir kelimenin ya da ek fıstıkçı şahapta bitiyorsa... Gelen eklerden peçetika varsa nedir bu? Ünsüz benzeşmesi diyorum. Bu da var. mutteder olmuştu. şeyden sonra t gelmiş. Bakın fiilde de olur. Kelimede de olur. Fiilde de olur. Burada da yine ne var. Ünsüz benzeşmesi var. öğrenciyle yeni şeyde. Öğretme hazzı. Bakın. Kelimemizin kökü ne? Haz. Ekimiz ne? I sesi. Nedir bu ı? Tamlanan. Öğretme hazzı. Belirtisi tamlanan. buradaki z ne? Fazlalık. Çık şunun gibi yani. İşte reddi, değil mi? Hissi. Ondan sonra ne bileyim işte e, sırrımı söylüyorum, sırrım gibi. Yani burada ne var? Ünsüz söylemesi var. E, çok güzel bir kelime. Ünlü daralması var mı bakalım arkadaşlar? Ünlü daralması zaten yok. Baktığımız zaman yor eki yok. Sonra demek ne yemek kelimeleri de yok. Cevap C şıkkı diyoruz. Evet diğer sorumuza bakalım. 2014'te çıkmış soru. Hangisi yoktur? Alınıma alın. Ünlü düşmesi var. Düş Türkçe. Bakın burada iki tane ne var bakın. Ş'den sonra T gelmiş. K'den sonra Ç gelmiş. Düş Türkçe. İki kere sertleşmesi var. Ünsüz benzeşmesi var. Tamam mı? Kalp kalbi. Kalp kalbi. Ünlü. ünsüz neyi var? Yumuşaması var. Karanlık şeylerle yordum. Etraf acı bir gölü sardıkça K'den sonra geleceğimiz yine var. Ünsüz benzeşmesi var burada. Değil mi? Ünsüz benzeşmesi var. Biraz önce ünlü düşmesi var demiştim. Hatta iki tane ünsüz düşmesi oldu. Ama ünlü daralması var mı? Yok. Bakın ünlü daralması ünlü daralması var mı bakalım? Ha var aslında. Ağlıyordum kelimesinin kökü ne? Ağlıyordum. Ağlamak. Bakın. Ağla yordum. Burada ne var? Ünlü daralması var. Burada nerede gözden kaçtı arkadaşlar? Önlü düşmesi var mı? Alın. Önlü düşmesi var. Önlü daralması var. Önsüz benzeşmesi dıkça var. Ondan sonra kalp kalbi ne var? Önsüz yumuşaması var ama önsüz düşmesi yok. Doğru. Yanlış işaret demişim. Önsüz düşmesi burada herhangi bir şekilde yani küçücük gibi bir kelime yok. Geçtim. Beşinci sorumuza Bakalım. Hangisinde birden fazla ses olayı vardır? Oluşturduk'ta ne var? Oluşturduk. Ş'den sonra t var, ünsüz benzeşmesi var. Turduk'ları bir tane var. Yaşayan y kaynaştırma harfi var. Bir tane. Sonuç sonucu ünsüz yumuşaması var. Bir tane. Benizden benzemek. Bakın bunu ÖSYM son zamanlarda çok soruyor. Benizden benzemek bir defa ünlü düşmesi var bir de Y kaynaştırma harfi. Kaynaştırma harfleri ses olayıdır. Ünsüz türemesi de diyor. 2017 LYS'de kaynaştırma harfi de. Burada iki tane var. Cevap ne olur? E, denizli olur. Gelenek geleneğinde ünsüz yumuşaması var diyor. Ve geçiyorum. Altıncı sorumuz. Hangisi yoktur? 2012'de çıkmış soru. Hemen bakalım hangisi yok. Verdiği. Verdik. Verdiği. Ne var burada? Ünsüz yumuşaması var aynı zamanda sıfat fiil değil mi? Anasını mezar dikecekmiş. Genelde bu sıfat fiiller yumuşar. Var burada. Uzun aranın artlarından bakın art ardı ne var burada yine? Ünsüz neyi var? Yumuşaması var bakın ikinci oldu. Yeni albümüyle gönlümüzü gönül ünlü düşmesi var. Fethetmeyi bakın fetih fetih yine ne var burada? Ünlü düşmesi var. Y kaynaştırma harfi. Başaran pop müzik müziği ne var? Yine ünsüzüymüşüm var. Sanatçı. T'den sonra Ç gelmiş. Serte sert. Ünsüz benzeşmesi var. Şarkıların yanında yorumlayarak Y kaynaşırma harfi. Geçmişe bugünün penceresinden bakıyor. Bakın bakmak. Burada ünlü daralması var mı? Yok. Ne dedik? Çok soruyorlar bunu. Her yoru ikini alan fiil ünlü daralması olamaz. Ünlü daralmasında ünlüyle bitecek kelime. Bak. Ünsüz. I yardım ses burada yok. Dinleyiciyi yine oldukça dıkça dıkça ne de burada dıkça dıkça yine serte sert ünsüz ne var benzeşmesi var etkiliyor bakın ha etkilemek burada yor etkilemek burada ünlü daralması var ama ünsüz söylemesi yok 7. sorumuza bakalım evet ne diyor hangisi yoktur Eskiden ülkelerin zenginliğinin zenginlik evet K, yye dönüşmüş. Nedir bu? Ünsüz yumuşaması var. Ölçüt, ölçüdü. Ne var? Ünsüz yumuşaması var. Ulama var mıdır? Vardır. Genelde eskide ülkelerin, değil mi? Bağladım. Ulama var. Ünsüz benzeşmesi bakalım. Miktarıydı. Zenginleşmenin yolu daha çok geniş Hükmet. Bakın hüküm. Hüküm. Burada ne var? Ünlü düşmesi var arkadaşlar. Hüküm hüküm e görünce düşmüş. Bir de ne var? K'den sonra T gelmiş arkadaşlar. Serte sert. Ünsüz benzeşmesi var. Ne kaldı? Ünlü türemesi. Neydi ünlü türememiz? Biricik, daracık, gencecik gibi kelimeler var mı? Yok. Değişti. Yine ne var burada? Ünsüz benzeşmesi var. Baktığımız zaman şöyle verilmesiyle geçiyordu. Burada ünlü daralması yok. Geçtik arkadaşlar. Evet son sorumuzda ses bilgisini bitiriyoruz. 2015 LYS'de çıkmış sorumuz. Hangisi Va birden fazla ses olayı vardır? Kayak çığı. K'den sonra ç'ye gelmiş. Bir tane ne var burada? Ünsüz benzeşmesi, uyumu sertleşmesi var. Dikkat. Bakın kelimenin kökü dikkat. Buradaki K ünsüz türemesi olamaz. Çünkü kelimenin kökü dikkat. Sizlik. Burada ne var sadece? Yumuşama var. Hissetmek. Bakın kelimemin kökü ne arkadaşlar? His etmek. Buradaki s ünsüz söylemesi. Fazlalık yani. Tamam mı? His etmek. Ünsüz söylemesi var sadece. Ne var burada? Oynayamayacağını. Oyundan oynamak. Buradaki u ünlüsü düşmüş. Düşmesi gerekiyor. Kurala göre. Bir de ne var? Sıfat fiilindeki cak ne yapmış? Yumuşamış. Yani bundan dolayı beş diyorum arkadaşlar. Sevgili gençler. Ses bilgisini çok örnekler ve çıkmış sorularla sizlere anlatmaya çalıştım. Lütfen yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Adem Hoca her zaman yanınızda. Başarılar diliyorum.